Zinet Nur Ayar 27 yaşında ve bir de çocuk annesiydi. Eşinden boşanıp yeni bir mutluluğa yelken açmak istedi. Kendisi gibi eşinden boşanan bir adamla sevgili oldu ama bu ikinci baharı onun ne yazık ki sonunu getirdi. Erkek arkadaşının evinin önünde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının ölümünden sevgilisini sorumlu tutan aile Ekol TV'ye konuştu. Bu kesinlikle bir cinayettir. Ben intihar düşünmüyorum. Kızı vurdular. İkinci baharını yaşamak isterken sevgilisi ve ailesi peşine takıldı. Tek kurşunla hayatını kaybetti. Genç kadının şüpheli ölümü ardında soru işaretleri bıraktı. Kız kardeşimin bu merdivenlerde kafasına bir kurşun sıkarak öldürüldüğünü öğrendik. 27 yaşındaki bir çocuk annesi Zinnet Nur Ayar, kendisi gibi eşinden boşanmış iki çocuk babası bir adamla sevgiliydi. İddiaya göre adamın annesi ve eski eşi bu ayrılıktan Ayar'ı sorumlu tuttu. Uşağın annesiyle karısı bununla kavga etmişler, doğmuşlar dışarıda. Arbede yaşanmış. Kadınların kavgasına Ayar'ın erkek arkadaşı ve onun babası da katıldı. Kavganın ardından Zinnet Nur Ayar evine doğru yürümeye başladı. Çocuğun babası ile çocuk evlerinin altında tartışmışlar. Kıza arkadan vurmuşlar. Kız eve geliyormuş. Ama bununla yine peşine kızın gitmişler. Kızı darp etmişler. Görgü şahitlerinin iddiasına göre caddede silah sesi yankılandı. Sese koştuklarındaysa Zinnet Nur Ayar'ı başından vurulmuş kanlar içerisinde sevgilisinin kapısı önünde yatarken buldular. Şurada şu gördüğümüz yerde yan bir şekilde yatıyordu, silah da kucağındaydı. Ayakları bu tarafta, kafası bu taraftaydı. Ağır yaralanan Ayar hastaneye kaldırıldı. Ayar'da polisler falan vardı. Şuralarda kan vardı. Zinnet Nur Ayar hayatını kaybetti. 3,5 yaşındaki kızı da annesine emanet kaldı. Acılı anne de şimdi kızım çocuğunu bana bırakıp nasıl intihar etsin diye hesap soruyor. Hayat doluydu, neşeliydi. 3,5 yaşında çocuğu. Evde silah mila yoktu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçi silah o bir adamındı. İntihar değil, intihar değil. Zinnet Nur Ayar'ın canına kastettiği iddia ediliyordu. Ancak ailesi buna inanmıyordu. Adeta dedektif gibi iz süren aile güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı. İşte o görüntüler ailenin kafasındaki cinayet şüphesini daha da güçlendirdi. Bizim kızımız intihar edecek bir kız değildi. 2,5-3,5 yaşında kız çocuğu var. Yani öyle bir şey yapmaz. Bu bir cinayet. Ayar'ı öldüren silahın tetiğine kimin bastığını adli tıptan gelecek olan balistik rapor ortaya çıkaracak. Tabanca kızın üzerindeymiş. Kendisi intihar etti, susu vermişler. Nasıl vurdu da kendi kendini tabancayı burasına nasıl koyar?